Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 2018 Bahar Ara Dönem Sınav Sorularının Çözüm Videosu. Soru 1. Aşağıdaki temizlerden hangisi doğrudur? Sayıların temizleriyle alakalı bir soru. Selasu mi'eti vayfen gelmez. Ne gelir? Vayfin gelir. Mecrur olmalıydı. Bu ise mensup gelmiştir. Bu yüzden hatalı. Bursa, elfa saihin doğrudur. Elfun elfani 2000 demek. Muzaf olduğu için sondaki nun silinir. Silinmiş olarak yazılır. Peşine saihin gelir. Yani hem müfrettir hem mecrurdur. Müfret mecrur gelmesi gerekirdi temyizinin ve gelmiş. Yukarıda da müfret mecrur gelmeliydi ama müfret mensup gelmiş. Bak, vayfen gelmiş. Oysaki F harfinin S'si ile yazılması gerekirdi. Elfu saihen demiş. Saihin olmalıydı az önce söylediğimiz gibi. Burada da senetin değil seneten olmalıydı. Demek ki doğru şık Bursa'dır. Sayının temyizinin doğru yazılışıyla alakalıydı. 5'e baktığımızda muzari fiili nasbeden olumsuzluk edatının sorulduğunu görüyoruz. O da nedir? Fiili muzari nasbeden ne var? En var. Başka ne var? Len var. Ama ne diyor? Olumsuz diyor. O da nedir? Lendir. Len yaudu. Yaudu nasb halindeki bir muzaridir. Nasb halinde olduğu nereden anlıyorsun? Çünkü sonunda nun yok. Nun olsaydı nasb halinde olmazdı. Nun'un silinmiş olması duruma göre nasb alameti, duruma göre cezm alametidir. Burada nasb alametidir. Len hem nasb ediyor hem de olumsuzluk sağlıyor. 2. 200 öğrenci kütüphaneye gitti. Hepsi de zehbetle başlamış. Hepsi gitti manasına geliyor. Ne kadar? 200 dedim sanırım ama 3 kız öğrenci. 3 tane kız öğrenci gitti. Yine sayının temizliği ile alakalı. Sayı ve temizliği arasındaki durumla alakalı. Adana'ya bakalım. Selasetu galibetin. Doğru mudur? Değildir. Neden? Bir defa 3 rakamından sonra gelecek olan temizin cemi ve mecrur olması gerekir. Adana şıkkındaki müfrettir. Ceyhan'daki müfrettir. Edirne'de zaten sayı ve temyizi söz konusu değildir. Üçüncü kız manasında kullanılmıştır. Salis fail kalıbında bir rakamdır. Sıra bildirir. Burada üçüncü dememiş. Üç kız demiş. O yüzden Edirne elenir. Ceyhan kelime müfret kullanıldığı için elenir. Adana kelime müfret kullanıldığı için elenir. Geriye Bursa ile Denizli kalır. Bursa ile Denizli'ye baktığımızda yazılışlar aynı. Sadece selasetu selasu. Yani rakam 3 müennes mi yazılmalı, müzekker mi yazılmalı? Konu buraya kalmıştır. Biliyoruz ki biz 3 yani 10'a kadar olan yerlerde sayı ile temyiz arasında cinsiyet uyumsuzluğu aranmaktadır. O yüzden Denizli. Çünkü selasu müzekker, dalibatin müennestir. O zaman ne var? Cinsiyet uyumsuzluğu var. Demek ki Denizli doğruymuş. 6. Hangisinde cinsen nefeden la yoktur? Bir tanesinde yok. Diğerlerinde var o zaman. Ha, bu da şu demek. Şıklardan birisi farklı diğerlerinden. Hangisi farklı olandır? Adana şıkkı la şey'e. La'dan sonra isim gelmiş. Bursa şıkkı la tey'esu min rahille. Ayet zaten. La'dan sonra tey'esu gelmiş. Şiildir. Ceyhan la'dan sonra isim gelmiş akıl kelimesi. Denizli la'dan sonra vıddeyni isimdir. Edirne la'dan sonra iman kelimesi gelmiş. İfal babından mastar. Bu da isim yani. Sadece Bursa'da la'dan sonra isim değil de fiil gelmiş. Tek farklı olan Bursa'dır. O zaman aranan şık Bursa'dır. Altının cevabı Bursa. Farklı olan doğru şıktır. 3'e baktığımızda vesala ile külliyeti müvazzafani iki tane görevli külliyeye vardı. Peşine de isnan ediyor. İki yani. İki kişi diye belirtiyor. Ne olur? Sıfat olur. Müvazzafan isnani bir olsun, iki olsun. Bunlar sıfat olarak kullanılır. Sayılan şeyden sonra gelir. Sol tarafta yer alır denilmişti. Sağdakinin sıfatıdır. Müvazzafani ile isnani zaten birbiriyle uyum içerisindedir.
El müvezzefani değil, el isnani değil. İkisi birden nekredir. İkisi birden tesniyedir. Bak, Nun'un sağında elif var. İkisi birden tesniye ve raf halindedir. Elifle yazılmış. Muvazzafeyni değil. Elif'in sağında T yok ikisinde de. Dolayısıyla her ikisi de müzekkerdir. Yani bir sürü yönden tuttuklarından dolayı sıfat mevsuf ilişkisi kurulmuştur. Adana doğru. 7. Muzari fiilin manasını gelecek zamanın olumsuzuna çeviren ve fiili nasbeden olumsuzluk edatı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir? Len'dir. Denizli. Len yansura elbette yardım etmeyecek ileride. 4. Ecab er-reisu an harfi cerdir. Öyleyse peşine gelecek kelimenin mecrur yazılması lazım. Buna göre noktalı yere yazılacak şey mecrur olmalı. Şıklara bakıyorum. Hepsi rakamdır, sayıdır. Ha, öyle bir şey getireceksin ki sol tarafındakiyle de uyumlu olacak. Hangi yönden? Ya esiri kelimesi, müzekker mi, müennes mi? Bunu göz önünde bulundurarak bir rakam seçmemiz gerekiyor. Şimdi es ile cemim keserdir. Cemi bir kelime görürsen onun müzekker mi müennes mi ne değerlendirmen lazım? Müfredine bakarak değerlendirmen lazım. Müfredi nedir bunun? Sualün. Sualün bir soru demektir. Sualan iki soru es ile sualler. Es ile cemi mükesserdir. Müfredi sualün yani müzekkerdir müfredi. Müfredi ne? Müzekker. Ha, o zaman kendisi de müzekker sayılır. O zaman sana ne lazım? Müennes bir rakam lazım. Erbe'i olur mu? Hayır. Çünkü erbe'i müzekkerdir. Eşrine olur mu? Eşrine ukut bir sayı. Burada es'iletin demiş. O zaman es'iletin olmazdı. Es'ileten olurdu. Eşrine'yi seçersen. Demek ki eşrine seçilemez. Çünkü es'ile mecrurdur. Yani temyiz, mecrur ve cemidir. Eşrine'nin temyizi cemi ve mecrur gelmez ki. Dolayısıyla olamaz. Seb'eti olabilir mi? Sebaati olabilir. Neden? Sebaati bir defa mecrurdur. Esile bitmiş. An etkisini kendisinde görüyoruz. Aynı zamanda sebaati müennestir. Es ile de müzekkerdir. Aralarında zıtlık var. 3 ile 10 arasındaki rakamların temizleriyle zıt olması gerekir. Hangi yönden? Cinsiyet yönünden. Bu yüzden Ceyhan olur. Denizli olsaydı, Denizli zaten müzekkerdir. Yani müzekkerdir diyorum. Müennestir. Ama şöyle bir durum var. An harfi cerrinin etkisi kendisinde yok. Selase tu yazıyor. Selase ti olsaydı olurdu. İhda aşrate olmaz. 3 ila 9 arasındaki rakamlardan değildir. İhda aşratenin temyizi cemi ve mecrur olarak gelmez. Dolayısıyla uygun olarak seçilmezdi. Eşittir Ceyhan doğru. 8. Yektubu el mühendisu et-takrir hatta el-ana. Aşağıdaki edatlardan hangisiyle olumsuz hale getirilebilir? Yektubu muzari fiildir. Onu olumsuz yapmak istersen aşağıdakilerden hangisini getirirsin diyor. Ne yapmaktan bahsediyor? Hangisiyle olumsuz hale getirilir? Esasen buradakilerin her birine olumsuzluk edatıdır. Hepsi onu olumsuz yapar. Ama hatta el ane şu ana kadar yektubu yazıyor el mühendis mühendis et takrira takrir yazıyor. Hatta el ane şu ana kadar takrir yazıyor. Lemmayı kullansan ne olur? Lemma yektubu yazmadı el mühendis mühendis et takrira takriri hatta el an şu ana kadar yazmadı. Lemma manaya tam oturur yani tam uyumludur. Çünkü lemma hala manasını içerir zaten. Hatta el an şu ana kadar hala henüz yazmadı. Lemma uyar buraya. Len olsa len de olumsuz yapar. Len nektube yazmayacak. Kim? El mühendis mühendis. Et takrira takriri. Hatta el an şu ana kadar yazmayacak. Şu ana kadar yazmayacak denilmez ki. Atıyorum gelecek haftaya kadar yazmayacak denilir. Cümlede şimdiki zaman eki var. El an şu anda var. Şu anda oluş sadece lemma ile ilişkilendirilebilir. Çünkü len gelecek zaman. La da olumsuzluktur. Ma da olumsuzluktur. Leyse de olumsuzluktur. Ama bulunduğumuz zamanla alakalı olarak yalnızca lemma uygundur. Çünkü cümlede zaten el an var. El an bu cümlenin şimdiki zamanı içerdiğini ifade ediyor. Yani el an şu ana kadar
Şimdiki zaman demeyelim de bulunduğumuz zaman, yani şu ana kadar. Lemma da ora uyumludur. Lemma yektub, hala yazmadı. El mühendis, mühendis. Et takrira, takriri. Hatta an, şu ana kadar yazmadı. Şu ana kadar henüz yazmadı. Lemma manaca uyumlu oluyor. Olumsuzluk edatı hepsi, ama lemma sadece uyuyor. 9'a baktığımızda burada olumlu bir istisna üslubu yapsaydık nasıl yazılırdı? Fahasa, muayene etti. Et tabibu, doktor. El merda, hastayı. Hem de el merda, hastaları. Hem de küllehum, hepsini. Bak, lem yefhas, muayene etmedi. Merullar, hastanın biri. Yani bir hasta hariç hepsini muayene etti. A şıkkı, fahasa et tabibu el merda, doktor hastaları muayene etti. İlla merullan, biri hariç. Adana şıkkı yukarıdaki cümleye manaca uygundur. Ha, diğerleri değildir demek ki. Lem yefhas, muayene etmedi olur. Tabi bu doktor el merda, hastaları muayene etmedi. İlla merdan, ancak bir tanesini muayene etti. Bursa bu manaya gelir. Oysa ki cümlemiz yalnızca birini muayene etti değil ki, hepsini etti de yalnızca birini etmedi şeklindeydi. Bursa'yla mana uyuşmaz. Lem yefhas et tabibu illa merulan. Bir defa zaten İslam olsun çevirmiş, doğru şekli demiş. Evet. Ceyhan olmaz. Yine olumsuzluk var. Lem yefhas et tabibu, doktor muayene etmedi. Bir hasta hariç kimseye etmedi. Bir hasta hariç kimseye muayene etmedi. Fahas et tabibu. Burada da diyor ki doktor tüm hastaları muayene etti. Oysa şurada bir tanesini etmediğini söylemişti. O da Adana'dır. 12 numaralı yere hangisi gelir gelmez. Gelmez demiş. İlla gelmez. Çünkü cümlenin akışına baktığımızda noktalı yerden sonrası, yani istisna harfinden sonrası mecrur olarak gelmiştir. Cer edecek tek şey de nedir? İllanın dışındakidir. İlla olsa cer olmazdı. Demek ki illa değil, gayr olur, ada olur, haşa olur, hala olur. On zehebe el estikau illa zehebe, gitti. El estikau arkadaşlar illa, ancak şu kişi hariç. Boşluk yere hangisi gelir, hangisi gelemez. Şıklara bakıyorsun. Bu soru bir defa irapla alakalı. Yani kelimenin sonundaki değişkenlerle alakalı. Şıklara baktığında hangisi değil, hangisi farklı diğerlerinden? Yalnızca Denizli farklı. Hangi yönde farklı? Kelimenin sonuncu harfinde ötre var. Merfu, yani sadik. Diğerleri ise mensup yazılmış. Sa'iden, Mahmuden, Sadikan, Hasanen. Denizli farklıdır. Farklı olan yanlış şıktır. O zaman Denizli yanlıştır. Çözümü bu şekilde yapabilirsiniz. 13 hangisinde tam fiil olarak ev şekerinin kullanıldığını görmekteyiz. Yine farklı bir şey arayacağız. Yuşiku, ev şeke mazi, yuşiku onun muzarisi. Yuşiku peşine el ictimau, elif lamlı bir kelime, yani isim gelmiş. Yuşiku el zuyufu, elif lamlı bir kelime, yani isim gelmiş. Bu defa Ceyhan'da ev şekerden sonra isim gelmiyor. En yesfu ve en fiilin başına gelir. Muzari fiildir burası. Ceyhan farklı. Denizli evşeket essemav, elif lamlı bir kelime, yani isim gelmiş. Edirne evşeketten sonra el mütesabiku, yine elif lamlı bir kelime, yani yine isim gelmiş. Hangisinde farklılık var? Ceyhan'da var. Çünkü evşeke yuşiku'dan sonra fiil gelmiştir. Ha, o zaman Ceyhan farklıdır. Eşittir. Ceyhan doğru şıktır. Peki 11. Ver edatı sıfat olarak kullanılmıştır. Nerede? Sıfat olarak kullanıldıysa orada bir şey bir şeyden ayırt etmiyordur. Bir istisna söz konusu değildir. Adana'ya bakalım. Adana'da ma sefera, yolculuğa çıkmadı. Gayru cemilin, Cemil'den başkası. Cemil'den başkası yola çıkmamış. Gayr burada bir istisna yapıyor. Cemil hariç herkes çıkmış yani. Cemil'i diğer gruptan ayrı tuttuğu için gayr burada sıfat değil, istisna edatıdır. Bursa
Hada bu nedir? Mevzuun bir konudur. Öyle konu ki gayru ma'lumun bilinmeyen bir konudur. Buradaki gayr kelimesi sayıyla sorunu ayırmamıştır. Yani malum olmak mevzudan farklı bir şey değil. Yukarıdaki gibi değildir. Bilinmeyen bir konudur diyor. Sağındaki kelimeyi sıfatlamıştır. Bursa'dır yani. Ceyhan ma ikramtu. Ben ikram etmedim. Gayr-ı Mahmud'un. Mahmud'dan başkasına. Mahmud hariç yani. Mahmud'u sağdakilerden ayrı tutmuştur. Öyleyse istisna edatıdır. Denizli ma merartu. Ben uğramadım. Bil müderrisine. Müderrislere gayr-ı kerimin. Kerim hariç. Kerim'i sağ taraftan ayrı tuttu. Lem usellim, ben selam vermedim. Ala gayri Muhammedin, Muhammed'den başkasına. Muhammed'i diğerlerinden ayrı tutmuş demek ki istisna edat. Yani aranan şık Bursa'dır. 14. Hangisinde başlama fiili yoktur? Başlama fiillerin ne olduğunu bilirsek direkt çözülür. Zaman harcamaya gerek kalmaz. Ehade, şera'a, bede'e, ce'ale. Bunlar başlama fiilleri. Ha demek ki Adana'da yok. Adana seçilir. Altı çizili kelimelerin zıt anlamlısı nedir? Bu ezberle alakalı. Ehsene 15 Denizli'dir. Ehsene. 19 şart cümlenin mef'ulün fi ögesidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart edatı cümlenin mef'ulün fi ögesidir? İnşaet tezur. Sen ziyaret edersen ni beni? Ukrim ben ikram ederim. Ke sana. Şart edatı hangisi? İn. Edattır. Mef'ulün fi ögesi midir? Yo değildir. Bursa haysuma her nerede tefal sen yapsan yuktep yazılır fiilüke senin fiilin. Haysuma her nerede dedik. Yani şart edatı burada mef'ulün fihtir zaten. Bir fiilin yapıldığı yeri bildirmektedir. Dolayısıyla Bursa'dır. Haysuma ögüsünden dolayı. Men her kim? Kim? Bir yer bildirmiyorum. Mehma her ne? Men her kim? Bunlar mekan bildirmiyor. Haysuma mekan bildirdiği için mef'ulün fi'tir. 16 kade el-evladu nokta nokta nokta. Ne anlıyor? El-evlattan son. El-evlat kelimesi veledün veledan evlat. Cemidir. Merfudur. Biz de cemi olduğu için cemi bir kelime arıyoruz. Tedira aşıkı cemi değildir. Bursa yedirne cemi müennestir. Oysa el-evlat cemi müzekkerdir. Bursa olamaz. Daru, dara, dara, daru, kale, kala, galu. Mazinin cemisidir. Muzari arıyoruz. Tedirune, yedirune. İkisi de muzaridir, cemidir. Lakin kâde el-evladu gâib. Yani üçüncü kalıptır. Üçüncü kalıp burada kastedilmektedir. Bundan dolayı burada aranan şık Edirne olmaktadır. 17. Haysuma tecid el kalem te'huzhu. Türkçe doğru çevirisi hangisi olmakta? Kalemi nerede bulursan onu alırsın. Haysuma her nerede tecidsen bulursan ente sen neyi el kaleme kalemi te'huz ente sen alırsın hu onu. Adana doğrudur. Hangi kalemi bulursan onu al diyor. Diğer şıklar yanlıştır. 18 cezmetmeyen şart edatları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? Cezmetmeyen şart edatları ezbere bilinmesi gereken bir şeydir. O da nedir? Ceyhandır. Emma ida levdir. Emma ida levdir. 20. Altı çizili kelimenin çoğuluğu aşağıdakilerden hangisidir? Nasihatun nasihatani nasaih diye gelir. Cemi mükesserdir. Dolayısıyla daha önceden çalışılmış olması gerekiyor ama çalışılmış olmasına da gerek yokmuş. Çünkü soru çok kolaymış. Nasihat kelimesinde nun, sat ve de ha harfi var. Orijinal harfler nun, sat, ha. Edirne'de kef var bir defa. Kef burada yok ki harfler tutmuyor. Denizli'de
El egani gayn var. Gayn burada yok. Ceyhan'da nun satha var. Oradan anlayabilirsin. Nun satha, nun satha. Bursa defatir. Dal var bir defa. Nasıl hatta dal yok. El vesaya. Vav var ya vav var. Burada vav yok mesela. Kelime tutmuyor yani. Ancak Ceyhan'da tutmuştur. Soruyu bilerek kolay sormuşlar. Yine nun, saat ve ha'nın içerildiği kendilerinin içeren bir kelime yazılabilirdi. O zaman daha zor olurdu. An itibariyle kelime kolay sorulmuş. Çünkü nasihat kelimesinde nun, sat, ha var. Bunun cemisinde de bu harfler olması gerekir diyerek Ceyhan'ı zaten tespit edebilirdiniz. Şimdi bu soruları bu şekilde çözdük. Lakin şimdi Arapça 4'ün kitabı değişti. Dolayısıyla ara sınav konuları da değişmiş oldu. İlk 5 ünitedeki konular değişti. Yani şimdi şart edatları yok herhalde. Değil mi? Yani konuların değiştiğini fark etmiş olmalısınız. Konular değişti. Evşeke, evşeke, yuşiku veya illa istisna konusu yok. Dolayısıyla buradaki soruları çözebiliyor olmanız veya çözemiyor olmanız çok bir şey ifade etmiyor. Sayıların temyizleri var. Evet, yine onlardan çıkacaktır. O önemli o yüzden. Ama onun dışındaki bazı konular, burada geçen bazı konular yeni müfredata göre kitapta geçmemektedir. Bunun farkında olmalısınız.